Borcu abi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için yeni telefon tutucum olan Quad Lock'u inceleyeceğim. Uzun süredir bu tip bir şey araştırıyordum kendi motosikletim için. Harley Davidson'ı aldıktan sonra herhangi bir telefon tutucu almadım. Bir de tabii telefonumu aldıktan sonra da ona uygun bir motosiklet uyumlu bir kapak almamıştım. Uzun süre araştırdım ve bunu buldum. Bu ürün bayağı istediğim şeyleri karşılıyor. Özellikle bazı özellikleri var. Onlar böyle yani diğer telefon tutucularda olmayan özellikler. Mesela SB Connect kullanmıştım daha önce. Onda telefonun, motosikletin titreşimini telefona iletmeme özelliği yoktu. Ama bunda öyle bir aparat yapmışlar. O da şöyle. Böyle bir parça yapmışlar mesela. Beni cezbedenlerden bir tanesi buydu. Bu şekilde vibrasyonu telefona iletmiyor. Telefonun kamerası bu vibrasyondan etkilenerek bozuluyor ve zamanla netlememeye başlıyor. Ben de bütün çekimlerimi cep telefonu kamerasıyla yaptığım için fotoğraf, video. O yüzden benim kamera biraz benim için önemli. O yüzden bu şekilde özelliği olan bir şey aldım. Bu ekstradan bir parçaydı tabii bu arada. Yani hepsi ayrı ayrı satılıyor. Tabii bunların linklerini açıklamaya da eklerim. Parça parçalar. Bir de tabii diğer bir özellik. O da şu. Bu da psikopat bir özellik. Yani bu diğer telefon tutucularda görmediğim bir özellik. Wireless charger. Bununla telefonunuzu üzerine taktığınızda şarj etmeye başlıyor. Şarj özelliği bayağı başarılı bir sistem. Bu tabii su geçiren versiyonu. Bu araba için, otomobil için. Otomobil aparatı da aldım. Onu da arabanın içinde gösteririm. Bunun bir de su geçirmeyen versiyonu var motosiklet için. Onu da motosiklete takıp su geçirmez şekilde yine USB-C bağlantısıyla kullanabiliyorsun. Bu da bayağı başarılı bir sistem. Şimdi hemen motorun üzerine takalım. Bir deneme yapalım. Titreşimden nasıl etkileniyor, nasıl etkilenmiyor. Bir de vibrasyon özelliğini denemek istiyorum. Yani telefon ne kadar titriyor. Çünkü Harley Davidson çok fazla titriyor. Böyle bir şey olmadan gerçekten telefon kısa sürede bozulabilir diye düşündüm. Kutu içerisinde böyle farklı gidon tiplerine uygun plastik bölümler var. Plastik parçalar var. Bu şekilde küçük gidonlu motosikletler için de uygun. 28 mm, 22 ve 25 mm. Şu anda üzerinde olan bence benim motora tam uygun olan. Şöyle önce şu üstteki parçayı çıkaracağım. Çünkü benim böyle bir yerden bunu çıkartmama gerek yok. Yani şuraya falan taksam biraz gereksiz olur. Ben direkt üzerine takacağım. O yüzden Alyan'la bunu çıkaracağım. Normalde bunun üzerine direkt vibrasyon önleyici olanı takıp üzerine Quad Lock'un kendisini tam monte parçayı takmam gerekiyor. Ama ben vibrasyonu test etmek için önce bunu takıp bir kameraya bağlayacağım. Sonra vibrasyon önleyiciyi takıp bir motoru çalıştıracağım. İkisinin arasındaki bu vibrasyon farkını bir görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Evet, taş gibi oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz vibrasyon var. Şöyle biraz gaz da vereyim. Umarım iPhone'un kamerasından anlaşılıyordur nasıl vibrasyon olduğu. Şimdi bunu durduralım. Şu vibrasyon önleyiciyi buraya takalım. Evet, biraz tabi esniyor sağa sola. Evet, şimdi tekrar bir video modunu açalım. Bakalım kamerada nasıl bir sallantı olacak. Fark olacak. Evet, biraz daha esniyor. Yani o motorun bütün titreşimini şöyle yandan göstereyim. Tabii yani Harley Davidson, buna yapacak bir şey yok ama en azından bir miktar azaltıyor titreşimi, vibrasyonu. Bunu tabii sürerken daha net görebiliriz. Çünkü şu anda rölantide biraz gümbürtülü çalışıyor motor. Bildiğiniz gibi. Tabii bu vibrasyon önleyicinin ana özelliği bu kameranın, yani telefonun, şu iPhone'un kameralarının içindeki o hareketli mekanizmanın o sert titreşimden etkilenip bozulmaması. Yani bu vibrasyonu biraz daha yumuşatıyor, yavaşlatıyor ki
kamera zarar görmesin. Bu şekilde rahatlıkla takılıp çıkarılabiliyor. Mavi kliye itiyorsunuz, bastırıyorsunuz. Çıkarırken de bunu böyle ileri doğru itip çevirdiğinizde geliyor. Yan da takabiliyorsunuz tabii ki. Mesela nasıl şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Yan şekilde takabiliyorsunuz ama bunu çıkarmak için parmağı, yani iki elinizi kullanmanız gerekiyor. Tek elle çıkaramıyorsunuz. Bir elinizde bunu mavi klik bölümünü ileri itip telefonu çevirmeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bir yolda da sürelim. Bakalım nasıl oluyor? Nasıl bir vibrasyondan kamerayı görebiliyor muyum? Ekranı görebiliyor muyum? Navigasyonu vesaireyi. Bir de onları deneyelim. Tabii böyle bir motorda da bu kadar titreşim olduğu yerde de yani o titreşim önleyici parça olmadan çok sıkıntılı yani gerçekten. Telefon muhtemelen bozulurdu eğer taksaydım daha önce. Bu aparat olmadan, ama şu anda bayağı düzgün görünüyor. Bilmiyorum telefon kamerada nasıl görünüyor bağladığım GoPro'da, ama bayağı bir engellediğini fark ediyorum. Motosikletin o üzerindeki ince bir motor titreşimi oluyor genelde. O ince motor titreşimi asıl kameraya zararlı olan. Yani şu anda hafif titrediği görünüyor muhtemelen. Biraz dalgalanıyordur. Ama o asıl ince titreşimler kamerayı tamamen bozabiliyor. Bu sefer de kamera netlemiyor vesaire vesaire olaylar oluyor. Şimdi duralım. Klik çıkaralım. Gayet basit bir şekilde tak çıkar yapabiliyorum. Sen de alarmın ötmesine. Evet. Şimdi bir de araba versiyonunu yapalım. Arabaya da takalım bir bunu. Şimdi arabamıza Quad Lock'un araç kitini bağlayacağız. Gördüğünüz gibi bu kısmı hareketli, ama tabii bu kısmın yerine ben şunu bağlayacağım. Bu gördüğünüz wireless charger kiti. Arkasını hemen sökelim. Normal olanı, çünkü şarj kablosu vesaire takmak biraz zor. Buradan söküyoruz. Evet, bu parça gidiyor. Yerine bu geliyor. Altında bir USB-C girişi var. Şimdi şurada bir bez vardı. Evet, şu. Şunun da paketinden çıkardım. Kutudan çıkan parça bu da. Bunu şuraya, ortalama şuraya bir yere takacağım. Buraları böyle siliyorum. Ve şimdi arkasındaki bölümü açıyorum ve şuraya bir yere yapıştırıyorum, zaten yapışkan gibi bir şey. Tabii yapıştırdıktan sonra bir de şu arkasındaki kolu çeviriyorum. O da vakum yapıyor. Yani bayağı taş gibi oluyor. Evet, şu an çeksem gelmeyecek yani. Gördüğünüz gibi. Tabii ardından telefonu bağlayıp lokasyonunu da ayarlamak lazım. Yani şöyle döndürme döndürme. Gördüğünüz gibi şöyle sıkıştırdım. Ya gördüğünüz gibi burada ben daha önce böyle bazı araç kitleri kullanmıştım. Araç kiti de değil, telefon tutucu. Yani ızgaraların halini görüyorsunuz. Kırık mırık, hani gerçekten çok kötü yapıyor. Şurası özellikle. Bayağı çizikler var. Ama bu tip bir şey uzun süredir düşünüyordum. Böyle telefon kitiyle bir olunca daha temiz oldu tabii. Şimdi çıkaralım, bir şarj olayını da deneyelim. Şurada bir yerde bir kablo ayarlamıştım. USB-C kablo. Altına bağlıyorum. Evet. Şöyle. Tabii şarj ediyor mu? Etmiyor. Arabayı çalıştıracağım. Evet. Şu anda şarj görünüyor arkadaşlar. Çıkartınca şarj duruyor. Takınca gayet güzel şarj etmeye başlıyor. Ya bayağı kullanışlı. Bayağı detaylı ürünler. Bunların bir de kutu açılımlarını bu videodan sonra ekleyeceğim. Kutu açılımlarının içeriklerinden ne oldu, ne çıktığını görmeniz için arkadaşlar. Montajı bayağı basit. Takması, çıkarması da bayağı basit. Yani bu çok kullanışlı ya. Bilmiyorum, benim için. Motordan al, arabaya tak. Arabadan al, motora tak. Tabii şöyle yapalım. Aynen. Bir de bunu böyle de yapabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Tabii ben bunu tam arkasını ayarlamadım. Düzmüş değildir şu an muhtemelen. Evet, şimdi hemen kutuları açalım arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor bir bakalım. Şöyle bu araç kiti, gördüğünüz gibi araç camına yapıştırılan parça. Kutudan bazı kağıtlar çıkıyor.
Şöyle bir paket içinde. Evet, araç kiti çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunun üzeri kapalı. Muhtemelen bunu çevirerek kilitliyoruz, aynı vakum haline geçiyor. Burada bir tane de yapıştırıcı olarak 3M bantlı olan çıkıyor içerisinden. Bu da tabii quad lock bağlantısı, açısını ayarlayabiliyoruz. Sanırım şu da camı temizlemek için diye düşünüyorum. Öyle bir şey. Arkasından gidon için olan aparata bakalım. Evet, içinden ya bunun içerisinden bence gayet iyi parçalar çıkıyor. Normalde bu tip aparatlarda bu boyut farkı olan şeyler çıkmıyor. Yani bu küçük gidon, büyük gidon için bunu düşünmüşler. Bu güzel bir olay. Şöyle yakından göstereyim. Plastik kalitesi de bayağı güzel, yani ele geliyor. Bakınca böyle sağlam, sert bir şey. Bir alyan çıkıyor. Sonrasında malzemenin kendisi çıkıyor. Bunlar da pek yumuşak değiller. Yumuşak gibi görünüyorlar ama aşırı yumuşak değiller. Yine sert plastikler bu arada. Bazı stickerlarımız çıkıyor altından. Yine bazı kağıtlar. Bu çok ilginç bir ürün. Bu çok ilginç. Hepsinden de alyan çıkıyor zaten. Bu vibrasyon önleyici arkadaşlar. Bu bayağı değişik bir ürün. Telefonunuzun kamerasının bozulmaması için muhtemelen. Vibrasyonu önlemek için. Şöyle yakından göstereyim. Bayağı değişik bir parça. Kutusundan alyan ve kendisi çıkıyor. Çok fazla bir şey çıkmıyor. Zaten tek başına yetiyor. Ardından tabii ki telefonunuza uygun kapak. Ben iPhone 11 Pro kullanıyorum. Bu da benim telefona uygun kapağı. Evet, kutuda başka pek bir şey yok. Gördüğünüz gibi kapak bu şekilde. Bayağı sert. Yani şu ortası biraz daha sert. Çevirdiğimiz için. Ama çok dayanıklı bir plastik gibi duruyor. Yani böyle kolay kolay eskiyecek gibi bir şey değil. Tuşların olduğu bölümler de gayet iyi. Alt kısım bu şekilde. Böyle bir parça var. Bu da muhtemelen hani poncho yazdığına göre su geçirmemesi için telefonun. Zaten iPhone 11 Pro geçirmiyor ama tabii çamurdan da etkilenmemesi için. Bu şekilde kapakla, şöyle yakından göstereceğim. Burası şeffaf açılıyor. Kamera bölümünü kapatmak için, yani muhtemelen kameranızın zarar görmemesi için. Ön kısım tamamen kapatıyor. Telefonu kapağını şöyle içine gönderiyoruz. Muhtemelen şöyle tamamıyla kapanıyordur. Evet. Bu şekilde tamamıyla su geçirmez hale geliyor. Tabii su geçirmez derken çamuru sıçraması, yağmur vesaire. Bu şekilde bir wireless charger cihazı var. Bu markayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu zaten. Hemen şöyle kutuyu açıp size göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir parça. İçerisinden bu çıkıyor. Bu araç kitine monte edilen versiyonu. Bunun bir de tabii ki su geçirmez versiyonu var, motosiklet için olan. Bunun içerisinden bir de USB kablosu çıkıyor. O da şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde de bir USB-C çıkıyor. Type-C. Bu şekilde bağlayarak rahatlıkla telefonunuzu kablosuz şekilde şarj edebiliyorsunuz.